Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalı ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa, kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Pathfinder anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre, bu videonun konusu blockchain'in işleyiş yapısıyla alakalı belli başlı konular olacak. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Ledger Nano X cüzdanının incelenmesi olacak. Hemen bu videonun konusu olan blockchain'e geleceğiz ama öncelikle hatırlamamız gereken şey yine bu YouTube kanalında yaklaşık 2 yıl kadar önce blockchain nedir, nasıl çalışır diye bir video yayınlamıştım. Ve yaklaşık 3 ay kadar önce de yine DeFi Merkeziyetsiz Finans adı altında bir video yayınlamıştım. Öncelikle bu iki videonun incelenmesi blockchain'in çalışma mantığı ve bize getirdikleriyle alakalı belli başlı temellerin oturtulmasını sağlayabilir. Dış kaynaklardan da araştırma yaparsanız konu iyice desteklenecektir. Hemen bu videonun konusuna anketteki yazılan satıra uyacak şekilde devam etmeye çalışalım. Blockchain verilerin güvenliğini ve değişmezliğini nasıl sağlar? Öncelikle bu soruya cevap vermeye çalışalım. Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle tabii ki blockchain nasıl çalıştığını hatırlamamız gerekiyor. Karşımızdaki grafik üzerinden hızlı bir şekilde hatırlamaya çalışalım. Biz blockchain'de herhangi bir talepte bulunduğumuz zaman, işlem talebinde bulunduğumuz zaman madenci makineler madencilik yapıyorlar, karmaşık matematiksel problemler çözüyorlar ve akabinde bu işlem onaylanıyor. Onaylandıktan sonra yeni bir blok oluşturuluyor ve bloğa eklenip zincirde yeni bir blok oluştuktan sonra zincir büyüyerek devam ediyor ve bizim işlemimiz de onaylanmış oluyor ve daha sonra bu bilgi değiştirilemiyor. Temel mantık bu şekildeydi. Peki burada verinin güvenliği ve değiştirilmez olması nasıl sağlanıyor? Bizim işlem talebinde bulunduğumuzda madenci makinelerin madencilik yaparken oluşturduğu o karmaşık matematiksel problemler aslında bir şifreleme sistemi. Biz herhangi bir işlem talebinde bulunduğumuzda bu işlemimiz şifreleniyor ve ağ üzerindeki makineler üzerinden teyit alıyor. Belli teyit miktarına ulaştıktan sonra da bloğun üzerine koyuluyor. Blok da zincire ekleniyor. Fakat tek bir bloğun içerisinde tek bir işlem yok. Blockchain'den blockchain'e değişiklik gösteriyor tabii ki bu veri. Fakat genel olarak 2400 kadar bir işlem, doğru hatırlıyorsam, 2400 kadar işlem talebi işlendiğinde tek bir bloğun içerisinde bunlar yerleştiriliyor ve zincire ilave ediliyor. Her bir işlem kendi içerisinde şifreleniyor. Bütün bu şifreli işlemlerle tek bir bloğu oluştuktan sonra blok da şifreleniyor ve zincire ondan sonra ekleniyor. Ve bu şifreleme tekniği temel olarak geri gönderilemez bir şifreleme tekniği. Bu genelde SHA 256 tekniği kullanılıyor. Fakat blockchain'den blockchain'e değişiklik gösteriyor. Günümüzde başka tekniklerde kullanılıyor. Hatta SHA 256'nın da varyasyonları var. Bu varyasyonlar da kullanılıyor. Temel olarak buradaki şifreleme mantığı şu şekilde. Bizim sol tarafta yazdığımız düzgün bir yazı var. Sağ tarafta da bu yazının şifrelenmiş hali var. Hash değeri bu şekilde görünüyor. Blockchain'deki şifreleme mantığı da bu şekilde çalışıyor ve buradaki şifreleme sisteminde şifrelendikten sonra şu kod geri eski haline getirilemiyor. Teknik olarak dünyada şu anda matematiksel olarak üniversitelerdeki profesörler dahil ulaşılabilen en uç noktalardaki şifreleme sistemlerinden bir tanesi bu. Kırılamıyor. Kırılamadığı için geriye dönüş yani tekrar o bloku açıp da içerisindeki işlemlere müdahale yapılamıyor. Yapılmaya kalkılırsa da bu geriye dönüş şifreyi çözme mekanizmasını bir makineye denetmek gerekiyor. Yani geriye dönüşün kolay bir yolu yok ama deneme yanılma yöntemiyle keşfetmek mümkün. Fakat deneme yanılma yöntemiyle keşfetmeye kalkarsanız da 1 milyar en az 1 milyar defa deneme yapmanız gerekiyor. Hatta çok daha fazla. Herhangi bir makineye bunu deneme yanılma yöntemiyle çöz derseniz 1 milyar kez denerse haftalar belki aylar sürecek bir sürecin sonunda belki o bloku açmaya kalkabilirsiniz. Fakat siz bu bloku açmaya kalktığınız zaman diyelim ki siz X bir makineyle geldiniz bu ağa müdahale ettiniz. Geçmişteki bloklardan bir tanesini açmaya kalktınız. Yine açamıyorsunuz çünkü ağdaki diğer makinelerin hepsi çalışmaya devam ediyorlar ve yeni bloklar koymaya devam ediyorlar ve her yeni blok koyulurken geçmişteki blokların doğruluğu da kontrol ediliyor. Yani siz oraya müdahale etmeye kalksanız bile bireysel olarak müdahale edemiyorsunuz. Diğer makineler de bu işi tam anlamıyla onaylıyor oluyorlar. Ancak ve ancak şu şartlar altında müdahale edilebilir. Diyelim ki herhangi bir şifreyi kırdınız, geriye geldiniz. Bloğu da açmak istiyorsanız, değişiklik yapmak istiyorsunuz. A'daki makinelerin de %50'sinden fazlasına, yani %51'ine sahipsiniz. Bu durumda madencilik yapılırken yapılan verileri de işlemleri de madencilik yapılırken ki kazanılan coinleri de geçmişe yönelik verileri de manipüle etme gibi bir risk oluşuyor. Proof of work ağlarda genelde %51 riski olarak bilinir bu. O bu sebepten dolayı %51 riskin genelde kalkışılmaması için ağlarda özel yöntemler
sağlanmaktadır. Proof of stake'lerde elle tutulan coin'ler doğru bir şekilde dağıtılmaya çalışıyor. Proof of work'lerdeki madencilerin işte doğru bir şekilde dağıtılmaya çalışıyor. Bu tip yöntemlerle buna da engel olunmaya çalışılıyor. Geçmişte bu tip durumlar oluşmuş. Geçmişe yönelik müdahale veya o anki bloka yönelik müdahale gibi durumlar oluşmuş. Bu gibi durumlar oluştuğu zaman da ağ çatallaşıyor. Fork denilen yapılar oluşuyor. Fork'un oluşmasının birçok sebebi var. Bu da sebeplerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Ağ çatallaştıktan sonra yani fork olduğu zaman ağ ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılıyor. Ve burada geçmişe yönelik doğru veriler üzerinden ilerlenmeye çalışılıyor. Bu konu hala araştırılan, gelişen ve değişen bir teknoloji olarak değerlendirilebilir. Fakat sorumuzun cevabı, anketteki sorumuzun cevabı verilerin güvenliği ve değişmezliğinin sağlanması. Temel olarak SHA-256 ve benzeri şifreleme sistemleriyle şifreleme yapılması, üzerine blokların oluşturulması ve bloklar oluşturulduktan sonra da ağın tekrar geçmişteki blokları da kontrol ederek devam ediyor olması. Birinci sorumuzun cevabı buydu. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Blok zincirinde kullanılan farklı mutabakat mekanizmaları nelerdir? Mutabakat mekanizmaları dediğimiz şey genelde sektörde konsensus olarak biliniyor. Tabii ki İngilizce kelime anlamı bu şekilde. Türkçe'ye de geçmiş durumda şu anda mutabakat da denebilir. Hiç fark etmez. Bunu da şu karşımızdaki resim üzerinde anlamaya çalışalım. Bu karşımızdaki resimdeki bireyleri yine madenci makineler olarak değerlendirebiliriz. Ortada da işlemin onaylandığını kabul edebiliriz. Şu anda genel olarak birçok mutabakat mekanizması olmakla birlikte aslında bunları tam olarak isimlere entegre edip de karşılıklarını açıklamaya çalışmak günümüzde çok trend olmuş durumda. Herkes bunu yapıyor ama bana sorarsanız çok küçük değişikliklerle bunlar birbirinden farklı davranışlarda bulunuyorlar. O yüzden aslında proof of work'e proof of work, proof of stake'e proof of stake böyle ayrı ayrı kategorize ve etiket haline getirmemek lazım. Çünkü kendi içlerinde bile çok ciddi modifikasyonları var. Fakat biz yine de en bilinenleri bir anlamaya çalışalım. Öncelikle proof of work ile başlayalım. Proof of work dediğimiz yapı az önce temel olarak blockchain'in çalışma mekanizmasından bahsettik. Oradaki ana mekanizma proof of work. Yani madenci makinelerimiz var. Bu madenci makinelerimiz gelen işlemleri şifreliyorlar ve onaylıyorlar. Bu onaylama sırasında da en hızlı şekilde onaylayıp tikini atan ilk makine aslında coin'i kazanma hakkına sahip olan makine gibi oluyor. Her ağda bunun yapısı birazcık farklı. Diğer makineler de bu veriyi onaylıyorlar ve bu veri işlemler blok haline getirip zincire bağlanıyorlar. İlk mantık Bitcoin ile birlikte bu şekilde çıktı ve proof of work mentalitesiyle çıktı. Fakat burada herhangi bir makine onayı verdikten sonra diğer makinelerin hepsinin de onayı vermesi gerektiği için ve burada bütün makineler ağdaki geçmişteki tüm veriyi sürekli olarak barındırıp güncelledikleri için bu sistem temel olarak hızı düşük, komisyonda yüksek bir durum oluşturuyor şu anda. Bitcoin'in de o yüzden ağının hızı düşük, komisyonları da yüksek. Bunun akabine oluşturulmuş ilk blockchain'ler de proof of work fakat daha sonra proof of stake diye bir yapı ortaya koyuldu ve bu proof of stake de şu anda dallanıp daha detaylı hale gelmiş durumda. O yüzden önce proof of stake'i bir anlamaya çalışalım. Proof of stake'de yine ağdaki makinelerimiz madencilik yapmaya devam ediyorlar. Fakat bu sefer ağdaki herhangi bir makinenin başarıya ulaşması için kendisine gelen işlemleri onaylayıp da kazancı elde edebilmesi için elinde tuttukları coin miktarı da önemli. Diyelim ki yine Bitcoin ağı olsun, proof of stake olsun. Elimizde tuttuğumuz Bitcoin'in miktarı ne kadar yüksekse o işlemi bizim onaylayıp ödülü bizim alma ihtimalimiz de o kadar yüksek oluyor. Aynı zamanda yine de işlemi ilk yapanlardan da olmamız gerekiyor. Burada proof of stake'in işte işlemi ilk yapanlardan da olmamız gerekiyor. Bazılarında da gerekmiyor gibi farklı versiyonları da var. Proof of stake mekanizmasında temel olarak bilinmesi gereken şey o madencilerin ellerinde tuttukları Bitcoin miktarı ne kadar yüksekse başarıda ulaşma ihtimalleri o kadar yüksek. Ve onayında proof of work'teki gibi diğer makinelerin hepsinin onayından geçmesi gerekmiyor. Belli başlı makinelerden onaydan geçtikten sonra blok oluşturulup zincire ekleniyor. O yüzden hızımız birazcık daha yüksek, komisyonumuz birazcık daha düşük olabiliyor. Proof of stake'in keşfinden sonra tabii ki
Başka proof of stake'ler de keşfedildi. Günümüzde en popüler olanı delegated proof of stake. Birçok blockchain şu anda bunu kullanıyor. Proof of stake mekanizmasına yakın olarak elde tutulan Bitcoin miktarı ne kadar yüksekse başarıya ulaşma ihtimali o kadar yüksek. Bu hala geçerli. Bunun yanı sıra bu ağda madencilik yapan kişilerin, kurumların oylama usulüyle belli başlı bazılarının seçilmesi ve ağdaki madenciliği sadece onların yapıyor olması. Örnek veriyorum, Proof of Work mekanizmasında 600 tane makine madencilik yapıyorsa, Proof of Stake'e geçildiğinde hala 600 makine madencilik yaparken bunlardan yaklaşık 300-400 tanesi sürekli başarılı olduğu için diğer 200'ünün devreden çıktığını düşünün ve 400 tanesini madencilik yapmaya devam ettiğini düşünün. Fakat Delegated Proof of Stake'e geçtiğimiz zaman burada ağda bir oylama yapılıyor. En iyi makineye sahip olan kişiler, en hızlı sonuca ulaşabilen kişiler, elinde en çok Bitcoin tutan kişiler sadece madencilik yapan makineler oluyorlar. Bu sefer tabii rakam yüzlere kadar düşebiliyor. Fakat yüzlere düşüyor ama daha iyi makinesi olan ve elinde daha çok Bitcoin tutan kişiler madencilik yaptığı için bu sefer de hızımız yükseliyor. Komisyonumuz daha da düşük bir hale geliyor. Şu anda günümüzde en popüler olan yapı Delegated Proof of Stake. Bu üçü şu anda piyasada en çok bilinen ve kullanılan yapılar. Bunun akabinde bildiğiniz üzere Proof of History diye bir yapımız var. Yine bu YouTube kanalda Solana videosunda anlatmaya çalışmıştım. Proof of History de adı üzerinde history olduğu için zamana dayalı bir şekilde farklı bir yaklaşımla bu madencilik ve veri oluşturma, barındırma, güvenliğini sağlama ya bakış açısını değiştirmiş durumda. Şu anda Proof of History Solana kullanıyor. Zaman zaman tökezlese bile bunu tam anlamıyla oturtmuş. En bilindik blockchain Solana. Burada da madencilik yapan makinelerde zaman usulü bir işlem olduğu için bir önceki işlemin zamanı besbelli. Bir önceki ile bir sonraki arasındaki zamanda en hızlı hareket yapabilen ve bu veriyi yine Proof of Stake mentalitesi de var. İşlerken elinde tuttuğu Solana miktarı da devreye giriyor. Birçok karışık bir konsept. Hepsi bir arada çalışıyor ama temel olarak iki zaman arasındaki fark göz önünde bulundurularak yeni veriler işlendiği için ağda çok yüksek bir hız ve çok düşük komisyonlara ulaşılabiliyor. Bunlar dışında alternatif başka yapılar da var. Proof of Authority diye bir yapı var, örnek vermek gerekirse. Burada authority kelimesi direkt otoriteden geliyor. Delegated Proof of Stake'de madencilik yapacak makineler oylama usulüyle seçilirken authority'de madencilik yapacak makineler o ağın ana ekibinin birlikte belirlediği kişiler tarafından yapılıyor. Yani bildiğiniz bir otorite tarafından atanıyor. Burada makinelerin performansı veya oylama usulü seçilen kişiler olmadığı için kim atanırsa sadece onlar madencilik yapabiliyorlar ve onlar coin üretebiliyorlar. Bu da aslında ağı geliştirmek isteyen, projeyi geliştirmek isteyen ana ekiple alakalı kişilerin madencilik yapması doğrultusunda projenin yine de sağlıklı gelişmesini sağlayabilir ama daha merkezi bir yapı oluşturmuş durumda. Yine de hız ve komisyon durumunda iyi sonuçlara ulaşılabiliyor. Bunun dışında da bir sürü konsept olmasına rağmen bir defa da Proof of Reputation'dan bahsedelim. Reputation'da ağ üzerinde madencilik yapan makinelerin o ağ üzerinde ne kadar uzun süredir madencilik yaptıkları ve ne kadar başarılı oldukları doğrultusunda kendilerine daha çok madencilik yapma hakkı veriliyor. Bu da daha uzun süreli sicil oluşturma, repütasyon oluşturma sayesinde ağı daha güvenilir hale getiriyor. Fakat burada tabii yine hız ve komisyon konusunda iyi bir noktaya gelinse bile süper noktalara gelinemiyor. Birçok mütabakat mekanizması var. Bu mütabakat mekanizmalarının temel amacı hem merkeziyetsiz olabilme, ölçeklendirilebilir olma, hem hızın yüksek olması, komisyonun düşük olması, gelecek vaat etmesi, sürdürülebilir olması, teşvik edici olması, birçok kriteri bir anda barındırabilmek için türlü türlü bu mutabakat mekanizmaları üretilmiş durumda. Ben burada temel olarak çok derine girmeden kabaca anlatmaya çalıştım. Çünkü burada anlattığım şeylerin hepsinin içerisinde küçük küçük modifikasyonlar yapılarak piyasada bulunan bir sürü farklı blockchain'ler var. Ama şu anda piyasada temel olarak Delegated Proof of Stake çok büyük ağırlığını koymuş durumda. Mutabakat mekanizmaları temel olarak bu şekilde denilebilir. Akabine blockchain, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi diğer teknolojilerle nasıl entegre edilebilir? Bunu anlamaya çalışalım. Öncelikle yapay zekadan başlayalım. Yapay zeka bildiğiniz üzere 2023'te hayatımıza bomba gibi girdi. ChatGPT birçoğumuz kullanıyoruz fakat ChatGPT tabii en çok bilinen olsa bile birçok yan yapay zeka ürünü çıkmış durumda. Resim çizen yapay zekalar, 3D obje yapan yapay zekalar, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zekalar, fabrikalarda kullanılan yapay zekalar, YouTube'da birçok örneğini artık sıklıkla görmeye başladık ve korkutucu bir şekilde hayatımıza giriyor. Fakat
Burada bilinmesi gereken en temel şey, evet, yapay zeka birçok şeyi kendisi şu anda üretebiliyor. Fake ürün üretme, fake görüntü ses üretme konusunda çok ileri bir noktada. Blockchain burada devreye girebilir. Burada kullanım alanı olarak söylemek çok doğru olmayacak aslında, blockchain ve yapay zeka. Yapay zekanın yaptığı sahte şeylerin ayırt edilmesine kullanılabilir blockchain. Sahte bir görüntü oluşturuldu, sahte bir ses oluşturulduktan sonra bunun doğruluğunun verisinin blockchain'de kaydedilebilir. Bunun gerçeği kaydedilir, bir link oluşturulur. O link de blockchain'e entegre edilir ve asla değiştirilmez hale gelir. Doğrusunun hangisi olduğunu biz blockchain üzerinden teyit edebiliriz. Böyle bir teknoloji de kullanılabilir ama bu güvenlik sağlama açısından aslında bir kullanım alanı değil bu. Yapay zekanın temel olarak bize getirdiği şey otomasyon, düzeltme, insanın yapabildiği işleri çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilme. Burada bana sorarsanız ilk olarak blockchain'de kullanım alanı şu şekilde olur. Chainlink'in ve grafın yaptığı işleri çok daha doğru ve hızlı bir şekilde yapay zekanın yapması bence mümkün. Tabii bunun için Chainlink ve grafın ne yaptığını hatırlamak gerekiyor. Karşımızdaki tabloda ortada blockchain'ler var. Sol tarafta dış dünya var. Sağ tarafta da dış dünya var. Aralarında da oracle'lar var. Bu oracle'lar dış dünyadan blockchain'e veri getiren veya blockchain'den dış dünyaya veri götüren yapılar olarak değerlendirilebilir. Bunlar ne demek? Tam olarak şu şekilde, dış dünyada biz her gün dünyalar kadar veri üretiyoruz. Bu verilerin kimisi doğru, kimisi yanlış. Bunların doğru olanlarının süzülüp doğru bir şekilde blockchain'lere entegre edilmesi, blockchain'e entegre olduktan sonra o veri değiştirilemez bir şekilde kayıt edilmiş oluyor. Akabine de bu veriler süzülerek belli istatistikler çıkartılıyor ve belli uygulamalar oluşturuyor. Bunlar yine gerçek dünyada kullanılabiliyor. Aslında blockchain'in temel kullanılma mentalitesi bu zaten burada. Yapay zeka burada dış dünyadan verilerin girmesi kısmında, oracle'lar kısmında çok doğru bir şekilde kullanılabilir. Verileri dış dünyadan doğrularını süzerek çok hızlı bir şekilde derleyerek blockchain'lerin içerisine entegre edebilir. Veya blockchain'lerden dışarı çıkarken onları çok doğru bir şekilde süzebilir ve istatistiklerini çıkarak uygulamalara da dönüştürebilir. Biz bu sayede dış dünyadaki verilerin doğruluğunu teyit etmiş oluruz ve yine gerçek dünyada, dış dünyada kullanabilir hale geliriz. Gerektiği zaman herhangi bir şeyde şüphe duyduğumuzda da blockchain'e dönüp doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Yapay zeka bu alanda çok ciddi bir şekilde blockchain'e entegre olabilir. Fakat bunun dışında yapay zeka bildiğiniz üzere her geçen gün dünyalar kadar yeni şeyler üretiyor ve burada ürettiği şeylerin sınırı olmadığı için aklımıza gelmeyen dünyalar kadar yöntem olabilir. Yine bu YouTube kanalında daha önce incelediğimiz Singularity ve Fetch AI gibi projeler de yapay zeka ile entegre olarak çeşitli şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orada böyle çok büyük ve çok elle tutulabilir gelişmeler henüz olmadı ama olması an meselesi gibi de düşünülebilir. Bunlara da bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yakın zamanda Nvidia, reklam değil tabii ki bu, Nvidia'nın son 1-2 aydır açıklamaları var. Yapay zekaya entegre oldukları için ürettikleri ekran kartlarının çok daha büyük ve kompleks grafikleri çok daha hızlı ve doğru bir şekilde çıkartacağını söylüyorlar. Bu şu demek, blockchain'in ağlarında da ekran kartlarının güçleri kullanılarak madencilik yapılıyor bildiğiniz üzere. Burada da çok büyük kolaylıklar ve hızlanma ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıktığı zaman tabii ki blockchain'lerin kullanımı da daha çok artabilir. Yani bu da bir alternatif fikir olarak düşünülebilir. Aklımıza gelmeyen, burada benim değinmediğim, araştırırken denk gelmediğim veya geldiğim bir sürü başka alternatif konu var. Bir de blockchain'in nesnelerin internetiyle entegrasyonuyla alakalı bir burada soru işareti var. Öncelikle nesnelerin internetini tabii hatırlamak gerekiyor, bir anlamak gerekiyor. Nesnelerin interneti adı üzerinde nesnelerin internete bağlanarak birbirleriyle etkileşime girebilmeleri, bizle etkileşime girebilmeleri ve bu teknoloji kullanılarak yapılabilecek fayda sağlanabilecek şeyler. Nesnelerin interneti günümüzde şu anda çok 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 yaygın değil. İnternet çıktığından bugüne kadar hep bu konsept varmış ve geliştirilmeye çalışılmış ama tam anlamıyla hayatımıza entegre olmuş durumda değil. Geçmişte işte ofiste otururken evdeki çamaşır makinenizi çalıştırabilmeniz veya evde otururken ofisteki işte klimayı açıp kapatabilmeniz gibi konseptler bize hep sunuluyordu. Fakat bunlar hayatımıza tam anlamıyla girmedi. Belli başlı çok lüks işte yapılarda, evlerde veya araçlarda şu anda çok basic aşamada bunlar şu anda kullanılabilir durumda. Fakat İnternet çıktığından bugüne kadarki süreçte nesnelerin internetinin alakalı bir şeyler yapmak hem pahalı, hem entegrasyonu zor, hem de kullanımı çok adapte olunabilmiş durumda değildi. Fakat şu anda blockchain ile birlikte nesnenin interneti aslında az önce gördüğümüz şu yapı üzerinde doğru bir şekilde kullanılarak süper sonuçlar elde edilebilir. Buradaki dış dünya verilerinin içerisine nesnelerin internetini koyabilirsiniz. Yani
internetle entegre olabilecek her türlü nesnenin internetle entegre olduğunu düşünün ve internete o nesnelerin kendi içerisinde olan biteni haberdar ettiğini düşünün. Örnek vermek gerekirse bir çamaşır makinesi nasıl çalıştığını, işte günde hangi aralıklarla çalıştığını, ne kadar elektrik harcadığını, kaç defa devir yaptığını, bütün istatistiklerin hepsini kendinden çıkartıp internet ortamında sunduğunu düşünün ve burada yapay zekada bu verileri alıp blockchain'in içerisine entegre ettiğini düşünün. Blockchain'in içerisine entegre edilen bu veriler çok doğru olduğu için çok ciddi bir şekilde istatistik yerleşmiş, süzülmüş ve yerleşmiş olacak ve bu blockchain'lerden veriler yine tekrar dışa doğru süzülerek oluşturulan uygulamalar sayesinde bütün dünyadaki çalışan çamaşır makinelerinin hepsinin istatistiklerinin doğrultusunda yeni üretilecek çamaşır makineleri eskilerinin problemlerini asla edinmeyecek şekilde, hatta ne ihtiyaç varsa onları entegre edecek şekilde çok daha verimli bir şekilde oluşturulabilir. Hatta bunun bir ötesi, çamaşır makinelerinin içerisine konulacak modüller sayesinde dışa doğru çıkan veriler blockchain'lerde süzüldükten sonra yapay zekanın tekrar o çamaşır makinesine veri göndermesiyle çamaşır makinesinin kendi kendini güncellemesi, öncelikle kendi uygulamalarını güncellemesi, belki daha ileride kendi içerisindeki mekanizmalarda bile değişiklik yapabilmesi mümkün olabilir. Temel olarak kullanım alanları bunlar olsa bile, dediğim gibi, yine az önce yapay zeka örneğinde de anlattığım gibi, aklımıza gelmeyecek bin bir türlü konsept var. Helium da nesnelerin internetini yapmaya çalışıyordu. Helium projesinin akabinde başka projeler de nesnelerin internetiyle alakalı şeyler yapmaya çalışıyordu. Bunlar günümüzde şu anda hayatımıza tam anlamıyla oturmadılar. Helium'un oluşturmaya çalıştığı şey tamamen merkeziyetsiz. Öncelikle radyo hattıyla, sonra 5G hattıyla bir internet ve bunu da tokenize etmek. Bu da blockchain'e entegre etmekti. Tam anlamıyla şu anda hayatımıza oturmadan ileride oturmayacak diye bir kaide yok. Bunun akabine arama motorlarının, oynadığımız işte oyunların, yaptığımız videoların, yani her şeyin bile nesnelerin interneti, yapay zeka ve blockchain ile entegre olma ihtimali var. Fakat az önce söylediğim gibi bu oldukça kompleks bir yapı. Burada asıl anlaşılması gereken şey şu: biz blockchain'leri ne amaçla kullanıyoruz? Doğru verinin doğru bir şekilde girmesi ve şifrelenerek tekrar değiştirilmeyen bir yapı oluşması. Ve daha sonra o veriler dış dünyaya tekrar çekilerek dost doğru olduğunu ve değiştirilmediğini bildiğimiz veriler sayesinde önümüzü görebileceğimiz sistemler oluşturulabilmesi. Bu sistemin içerisine aslında insan hayatındaki her şey entegre olabilir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, insan aklına gelen inovatif fikirler, geçmişin kaydıyla alakalı aslında her şey yapılabilir. Fakat somut örnekleri tam anlamıyla hayatımızda şu anda yok ama önümüzdeki süreçte inşallah göreceğiz gibi görünüyor. Buradaki soru işaretlerine doğru bir şekilde, kabaca, aşırı derine girmeden, özellikle şifreleme tekniklerini aşırı derine girmeden anlatmaya çalıştım. Eğer aklınızda herhangi bir soru işareti varsa videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.